Merhaba arkadaşlar. TYT Coğrafya kısa bir tekrar testleri atmosfer iklim konusuyla devam ediyoruz. Atmosfer içerisinde bulunan su buharının tamamı troposfer katmanı içerisinde bulunmaktadır. Bu durumun sonuçları arasında iklim olayları yalnızca troposferde yaşanma durumu, troposferde yükseldikçe sıcaklığın azalması, troposferde alçaldıkça basıncın artması. Ki burada baktığımızda iklim olaylarının yalnızca burada görülmesi, su buharının burada bulunmasının en önemli nedenleri kısmında dikkate alabiliyoruz. Su buharı olduğu için iklim olayları bu alanda gerçekleşiyor arkadaşlar. Troposferde yükseldikçe sıcaklığın azalması o su buharı ile alakalı değil, atmosferin yerden yansıyan ışınlarla olmasıyla alakalı. Troposferde alçaldıkça basıncın artması yer çekimiyle alakalı faktörlerden birisi olarak dikkate alınmaktadır. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı, yalnız bir oldu. İkinci sorumuzda geniş bir alanda uzun yıllar boyunca hava özelliklerinin ortalama durumuna iklim diyoruz. Ki ortalama 44 ile 50 yıl arasında bir değer dikkate alınıyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi bir yerin iklim özelliklerini tarif etmektedir? Konya çevresinde bugün, bakın bugün günlük bir durum bu hava durumunu ifade ediyor. Konya havzasında en fazla yağış ilkbahar mevsimlik bir durum yıllık yani daha uzun bir süre. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu, bu iklimi ifade ediyor. Karadeniz'in doğu kıyılarında öğleden sonra ki öğlen akşam bunlar yine hava durumunu ifade ediyor. Marmara Denizi çevresinde yoğun sis yine hava durumunu ifade ediyor. Erzurum Kars çevresinde gece yine geceden bahsetmiş, akşam sabah bunlar yine hava durumunu ifade ediyor. Ama B'de ilkbahar ya da işte yağış rejiminin yıllara göre daha düzenli olması gibi faktörler iklimle alakalı noktaları oluşturmaktadır. O yüzden B şıkkı doğru cevap dedik. Peki diğeri, troposfer katmanında yükseldikçe sıcaklık her 100 metrede 0,5. 200'de 1 olarak biz bunu nitelendiriyoruz. Bu durumun nedeni arkadaşlar, az önceki soruda da çözmüştük. Troposferin yerden yansıyan ışınlarla daha fazla ısınması. O yüzden önce yeryüzü, daha sonra havaya doğru bir ısınma gerçekleştiği için ne oluyor? Yükseldikçe sıcaklık her %0,5 ya da %2 derecelik bir azalmayla karşımıza çıkıyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu bu sorumuzda. Klasik sorulardan birisi. Daha önce çıkmış sorulara bakarsanız mutlaka görürsünüz. Yani çıkmayacak diye bir şey yok. Sorulan soruların yine sorulma ihtimali var. Peki diğer sorumuz. İklim özellikleri düşünüldüğünde bu yerlerden hangisinin insan yaşamını daha zor olduğu, insan yaşamını daha fazla olumsuz etkilediği dikkate alınabilir kısmında düşünülmüş. Özellikle bir numara Grönland. Ki Grönland buzlarla kaplı bir alan. Toprak kısmında zaten çok fazla hani göremiyoruz. Donmuş bir şekilde kalıyor yılın büyük bir dönemi. O yüzden insan şartlarını en zorlaştırdığı alanlar arasında bir numarayı dikkate alabiliriz. Bunun yanında arkadaşlar şöyle bir hatırlatma yapayım. İklim ile hava durumu arasındaki farkın en fazla olduğu yer orta kuşaktır. Özellikle ekvatoral kuşakta ve kutup kuşağında iklim ile hava durumu arasında belirgin farklılıklar görülmemektedir. Mesela işte ekvatorda baktığımızda o gün hava yağışlı dediğimde iklim de zaten genel itibariyle aynı özelliklere sahiptir. Çünkü yıl boyunca yağış alan yerlerden birisidir. Ya da kutup kuşağında işte soğuk, hava durumu da soğuktur, iklim de soğuktur. O yüzden o belirgin farkları ben daha çok orta kuşakta görüyorum. O yüzden buna dikkat edelim. İklimle hava durumu arasında belirgin farklar var derse orta kuşak, yoktur derse kutup ya da ekvatoral kuşağı, tropikal iklimi dikkate almak gerekiyor. Burada doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, beşinci sorumuzda aşağıda verilenlerin hangisi bir yerin iklim özelliklerinin sonucu olarak gösterilemez? Anadolu'nun iç kesimlerinde tahıl tarımı ki oradaki iklim şartlarıyla alakalı. Ekvator çevresinde ince giysiler için uygun bir durum olması ki yine iklimle alakalı. Karadeniz'in doğu kıyılarında tarım alanlarının dar olması arkadaşlar yer şekilleriyle alakalıdır. Dağlık engebeli olduğu için orada tarım alanları daha dardır. Bunun iklimle bir alakası yoktur. Erzurum ve çevresinde muz tarımının yapılmaması, soğuk olması iklimle alakalı. Kış sıcaklığı düşük oluyor oldukça. Kutuplar çevresinde iglo dediğimiz buzdan yapılmış meskenlerin yaygın olması yine iklimle alakalı olarak dikkate alınıyor. O yüzden bu sorumuza doğru cevabımız C şıkkı oldu. Tamamen yer şekilleriyle alakalı bir durumdur. Evet, bir testin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki teste görüşmek üzere.